Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Hesap kapışmasında 9. haftadayız arkadaşlar. Hesap kapışması serisini belki ilk defa izleyecek arkadaşlar varsa kısaca bir bilgi vereyim. E-Futbol 2024'e başlarken iki tane hesap oluşturduk biz. Birisi zengin hesap, şu anki hesabımızdayız. Ve bu hesabın karşısında 0 TL ile hiç e-futbol parası satın almadan tamamen oyun içerisindekilerle birlikte hesabı güçlendiriyorduk. Bu iki hesabın bir kapışması var ve zengin hesabımızın kadrosu çok güçlü. Bu bölümde arkadaşlar fark birazcık daha olsa kapanacak. Çünkü diğer hesabımıza geçtiğimizde önemli hamlelerimiz olacak. Şimdi bizim bu kadroyu güçlendirmemiz için de 99 ya da 100 seviyeli futbolcular çıkarmamız lazım. Paketlerde de her zaman 99, 100, 101 seviyeli isimler de olmuyor. Şimdi 98'lik oyuncular bile bizim işimize yaramıyor. Çünkü kadromuzdaki isimlere baktığımızda 98'in altında hiçbir isim yok. Kalecimiz 98, sağ bekimiz 98, birçok futbolcu 99. Peki bizim bu hesabımızın adı lahmacundu. Lahmacun hesabını kim yükseltebilir? Paketlerde Musiala var arkadaşlar. Bendeki Musiala 99. Şöyle kadroya attığımda 99 seviye. Paketteki Musiala da 99 ama menajerimizin güçlendiricisiyle birlikte 100 seviyeye çıkıyor. Yani oradaki Musiala'yı çıkarırsak kolektif gücümüzü birazcık arttırabilir. Kadro dışında da o kadar yıldız var ki. Fakat bu isimler ne yazık ki kadro gücünü arttırmamakta. Hatta biz birçok önemli ismi de fullemedik. 99-100 olacak isimleri fullemek gerekiyor. Burada bazı isimlerden üçer tane var. Kaleci Ter Stegen, Rice, sonun şurada bir kartı daha var. Paketlerdeki bazı isimler. Ama dediğim gibi hiçbiri 99 seviye görmemekte. Şimdi biz Musiala'yı bu hesaba çıkarmaya çalışacağız. Ama paket açılımına geçmeden önce bazı hediyelerimiz var. Onları hemen alalım. Şimdi burada Lionel Messi falan var ama 99 seviye. Aa, stoper. Abi biz Delete'i fulledik galiba. Doğru. Şimdi aklıma geldi ama Delete'i biz geçen hafta fullemiştik. Yoksa Delete'de 99 seviye. Görevlere geldik. Buradan da alacaklarımız var. Ne alacağız? Antrenör. Çok ihtiyacımız oluyor antrenöre. Diğer kısma geçtiğimiz zaman da bu görevlerin son günü arkadaşlar. Bir tane orada kalmış bizim. Mücadele etkinliğinde de bir galibiyet alıp buradan da 10.000 DP'yi alabiliriz. Şimdi her şeyi topladık. En önemli yere geldik. Paket açılımı. Adaylı sözleşmelerimiz de var. Önümüzdeki hafta belki öylesine birilerini alabiliriz. Ne yazık ki 99 seviyeli oyuncu bu sefer eklemediler. Keşke 99'luk oyuncu olsaydı. Şimdi burada Erling Haaland var. Bellingham var. Fakat onlar bizde bulunuyor. Başka da yüksek seviyeli isim yok. Ama yan tarafa geçtiğimizde burada Musiala var. 99 ama kadromuzda 100 seviye olacak. Diğerleri ne yazık ki kadro gücümüzü arttırmıyor. İlk olarak Player of the Week ücretsiz açma hakkını kullanalım. Erling Haaland elimizde var. Gelmese Bellingham da gelmesin. Leroy Sané olur. Güzel futbolcu hem de farklı bir isim. Sene sonuna geldiğimizde de bu hesapta belki de birçok takımın kadrosunu kurmuş olacağız. Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih gibi. Erling Haaland mı gelecek yoksa? Vay canına ya, şu hesaba bakın. Şimdi diğer hesabı Erling Haaland'ı isteriz gelmez. Bu hesap hep böyle ama. Yani şu an 9 haftanın sadece 1 haftasında. Geçen hafta. Onda da kötü değildi ama. Genelde 9 haftanın 8 haftasında en güzellerini mi çıkarır bir hesap? En yüksek seviyeleri çıkarıyor. Bedavaya da çıkarıyor. Futbol parasıyla da çıkarıyor. Erling Haaland'a tek attık. Ücretsizden. Şimdi az sonra Rafa'dan Yumurta'ya geçeceğiz. Bakalım oradan ücretsize kim gelecek? Bazen buradan 100'lük oyuncu geliyor. Diğer tarafa gidiyoruz 92'lik oyuncu gelmekte. Ama önemli olan buradan Musiala'yı çıkarmak. İşte Musiala'yı çıkaramazsak hiçbir önemi yok. Yani o Erling Haaland'tan bizde de vardı. Musiala gelsin. Donnarumma da bu hesabımızda yok. Donnarumma da gayet güzel olur. İyi bir kaleci. Artık diğer üçüncüyü de Konami'ye bıraktık. Tek atar mıyız Musiala'ya? Bastı güzel futbol parasına. Keşke buradan versen yüksek seviyeli ismi. Lahmacun hesabının kolektif gücünü arttıracak isim Musiala ilkinde gelmedi. İspanya Ligi'ne gittik. Camavinga olur mu acaba? Ama o bizde vardı galiba. Umarım elimizde Camavinga yoktur. Sanki vardı. Bir bakmamız lazım. Eğer yoksa güzel. Camavinga'mız olmuş oldu. İkinci açılışa gelecek mi? Bastık gitti. Hiçbir lige gitmemesi lazım. Lig göstermemeli. Gösteriyor.
İngiltere Ligi ikinciye girer isim kim olacak? Manchester City'ye gittik. Biz herhalde Manchester City kadrosunu daha önce kurar mıyız? Eldekilere bakmamız... Arsenal'ı saymayalım bizde çünkü Arsenal takımının kadrosu var. Stoperi de çıkardık. Son isim, yani tek istediğimiz futbolcu gelmedi. Musiala, sonda gelir mi acaba? Donnarumma da gelmedi. Jesus bizde vardı Arsenal paketinden de. Son hakkımız, bastık şimdi. Musiala gelmezse bu takımın kolektif gücü burada kalmış oluyor. Gelmedi. Lig yazdı gelmedi. Hollanda Ligi. Şimdi Rafa'dan yumurta kesinlikle kolektif güç arttıracak. Farkı ne kadar kapatacağız göreceğiz. Yine de 5 yıldız isim geldi. Gimenez, santrafor futbolcusu. Gelen hiçbir isim kadromuzda bulunamaz ama ne olur Erling Haaland'ı istersek değiştirebiliriz. Bu Erling Haaland'ın oyun tarzı neydi? Fırsatçı golcü. Ama şu ankinin kurnaz. Ben fırsatçı golcülerle oynamayı daha çok seven birisiyim. O yüzden kadrodaki kalabilir. 3077 kolektif güçte kaldık. Biz bu hesabımızda epiklerden açmıyorduk. Çünkü epiklerden açarsak bu sefer kapışma olmaz. Bu hesap açık ara farkla önde kapatırdı. Ama paket falan varsa alıyorduk. Forma paketidir, Messi paketi, diğer paketler onlar serbestti. Kadromuz şu an 3077'de kaldı. Gün Rafa'dan yumurtanın günü. Artık bu haftalar Rafa'dan yumurtanın işine çok yarayacak haftalar. Zaten öyle diyorduk. Rafa'dan yumurta yavaş başlayacak. Zamanla kadrosu güçlenecek ve az sonra Rafa'dan yumurtaya geçeceğiz. Rafa'dan yumurta hesabına giriş yaptık ve her hesaba göre tişört giyiyorduk. Zengin hesabımızda siyah tişört, bu hesabımızda ise beyaz giyiyorduk. Üstümüzü de değiştirdik. Şimdi şurada hemen hediye kutusundakileri alarak başlayalım. Aldık ama Lionel Messi kadro gücümüzü arttırmayacak çünkü bizde Messi vardı. Oyun planı dediğimizde bu hesabımızın kolektif gücü 3012 ve şu ana kadar hiç e-futbol parası harcamadık arkadaşlar. Paket için bekliyorum çünkü orada daha paketlerin süresi var. Farklı şeyler olursa belki parayı oralarda da değerlendiririm diye acele etmedim. Tamamen bedavalarla gidiyoruz. GP'mizde Mbappe'yi almıştık. Onun dışında herhangi bir GP de pek harcamadım. Ben böyle bir 3 yıldızlı falan futbolcular almıştım ama yüksek siveri sadece Mbappe'yi almıştık. Bedava oyuncular, adaylı sözleşmeli oyuncular. Hatta şu en yüksek seviyeli Fatih'i kadroya alsak daha güzel duruyor yüksek seviyeli isimler. Şimdi biz bu kadromuzda mesela şu 93'lük isimleri çıkarıp onların yerine yüksek seviyeli isimler yerleştireceğiz. Öncelikle ne yapalım? Paket açma hakkımız var. Yine Player of the Week'ten ücretsiz açılım hakkını kullanalım. Adaylı sözleşmelerimizin süresi de biteceği için adaylı sözleşmelerden alımlar yapacağız. En yüksek seviyeleri alacağız. Adaylı sözleşmeye baktığımızda neler bitecek? 5 yıldızlı bir tanesinin süresi bitiyor. Ha öteki 5 yıldızlı için yeni bir sonra gelecek paketten alım yapabiliriz arkadaşlar. Fakat 4 yıldızlıları ne yazık ki kullanacağız. Yani 4 yıldızlı, 3 yıldızlı bazı adaylı sözleşmelerimizi kullanmamız gerekiyor. Bir tane 5 yıldızlık oyuncu alabiliriz. Pakette 2 tane oyuncunun seviyesi 98 seviye. 99'luk oyuncu ne yazık ki yok. Keşke olsaydı. Kulusevski, Kolo Muani. Forvetlerde forvet ihtiyacımız var mı dersek aslında var. Erling Haaland gelirse harika olur. Ama öncelikle bir Kulusevski'yi alalım. Sağ kanatta da hücum gücü yüksek bir isme ihtiyacımız vardı. Genelde sağ bek futbolcularını sağ kanatta kullanıyordum ya da göbek şeklinde Bellingham'ı falan değerlendiriyordum. Şimdi o bölgeye güzel bir kanat futbolcusunu aldık. Formda geldiğinde çok etkili bir isim. Seviyesi de yüksek. Kolektif gücümüzü biraz daha arttıracak. Şimdi bedava açılım hakkına gelelim. Şuradaki zaten düşük seviyeli isimler, onları etkinliklerde kullanırız. Şimdi geldik buraya. Bellingham kesinlikle gelmemeli çünkü elimizde Bellingham var. Boşa gitmesin hakkımız. Haaland gelmeli. Kadro gücümüzü bayağı bir arttırır. Olmadı Leroy Sané. Şu iki futbolcudan birisini çıkarır mıyız? Keşke Erling Haaland bu hesabımıza gelse. Az önceki hesabın hiç ihtiyacı yoktu. Ona gitti. Bakalım bu hesaba ne gelecek. Şu santrafor gelmesin bir de düşük seviyeli Pavoletti. Aman olmasın. Biz bu forveti istiyoruz. Ve kesinlikle Bellingham gelmemeli. Boşa gider çünkü hakkımız. Bastık gitti. İspanya Ligi'ne gitmeyelim de. Yapar mı bir İngiltere Ligi? Lig 1. 5 yıldızlı futbolcu geliyor en azından. Erling Haaland olmadı ne yazık ki.
Kaleci geldi. Az önceki hesaba bakın, ne güzel isim çıkardı. Yani bu hesapta ne yazık ki istediklerimizi çoğu zaman çıkaramadık. Ya adaylı sözleşmelerle aldık. Genelde adaylı sözleşmeler, hediyelerle kadroyu bayağı bir güçlendirdik. 8 tane 4 yıldızlı adaylı sözleşmenin süresi dolacak. O yüzden 8 tane 4 yıldızlı futbolcu almamız gerekiyor. Japon futbolcular, Meksikalı futbolcuları alıp etkinliklerde kullanırız. Sadece orada işimize yarayacak. Bir tane de 3 yıldızlımız var. Ne yapalım? 4 tane Japonlardan alalım 4 yıldızlı. 4 tane de Meksika paketinden alalım. En yüksek seviyelerden başlayalım. İlk 4 sıradaki ismi aldık. Bir tane de 3 yıldızlı alalım. Çok da santrafor oluyor. Bari stoperi alalım. Şu stoperi de aldık. Şimdi Meksika paketine geçelim. Oradan da en yüksek seviyeli 4 ismi kadromuza katalım. Orada bir tane 5 yıldızlı var. Yanlışlıkla ona tıklamayalım. Hani alırız filan. 5 yıldızlı adaylı sözleşmemiz gitmesin. Bir arkadaşımız yazmıştı ki yanlışlıkla 4 yıldızı zannedip o futbolcuyu almış. Hani seviyesi 92'den 95'e çıkıyor ama yanlışlıkla alınmış ne yazık ki. 4 tane oyuncuyu da buradan aldık. Bir tane 5 yıldızlı adaylı sözleşmemiz var. Kolomuani'yi alabiliriz. Ama bir sonraki paketi de bekleyebiliriz. Belki 99'luk oyuncu eklenir. Ki maç biletinden de bir tane daha 5 yıldızlı kazanacağız. Ücretsiz maç oynamada 15. maça geldiğimizde verilen o 5 yıldızlıyı da almadık daha. Ben bir sonraki paketi bekleyeyim istiyorum arkadaşlar. 98'lik futbolcu ekliyorlar ama 99'luk da futbolcu olabilir. En azından bir sonraki paketten alım gerçekleştirebiliriz. Şu an silinecek olanları kullandık. Bir de ne yapalım? Paramız çok fazla. GP'de sıkıntımız yok. Şöyle yüksek seviyeli isimleri alabiliriz. Biraz kadro gücümüzü arttırmak için. Erling Haaland önemli bir isim. Çıkaramadık. Ne yazık ki çıkaramadık. En azından GP'mizle alalım. İnşallah kendisini fullleyecek antrenörümüz vardır. Şimdi fullesek ileride bir gün belki farklı bir kartı gelirse uzmanlık aktarımında kullanırız. Kevin De Bruyne'yi alsak mı? Ya ben de Kevin De Bruyne ile çok oynayan birisi değilim arkadaşlar. Pek oynamıyorum. Hani alırsam kenarda sadece kadro gücünü yükseltmesi için duracak. Bir kadromuza bakalım. Oyun planı. Şu an 3012 kolektif gücümüz var. Kadromuzun gücünü arttıracak isimleri. Hatta şurada düşük seviyeli 93'lük isimler vardı. Mesela şöyle değiştirsek. Etkilemedi. 94 seviye çıkıyor ama kadronun gücünü arttırmadı. Şurada bir 93'lük var. Değiştirsek 3013 kolektif gücümüz. Alınma sırası diyelim. Şimdi Erling Haaland, Kulusevski. İkisi kolektif gücümüzü arttıracak. Messi bizde vardı. O yüzden onu fullemeyiz. Şimdilik yapacağımız şey Kulusevski'yi fullemek. Bakalım kadro gücümüzü ne kadar arttıracak. Bayağı da antrenörümüz var. Çünkü pek oyuncu kadromuza katmadık. Player of the Week ücretsizlerle ilerliyoruz. Kulusevski'yi fullledik. 3013 kolektif gücümüz. En düşük seviyeli ismi çıkaracağız. O kaleciyi aldığımız gibi şimdi kenara atacağız tekrardan. 3017 kolektif güce çıktık. Ama bir tane daha isim var. O da Erling Haaland. Önemli de bir isim. Çünkü maçlarda çok işimize yarayacak. Bu antrenörlere ileride Erling Haaland'ın farklı bir kartı gelirse onu da uzmanlık aktarımında kullanırız. Ya da farklı bir oyuncuda. Ya muhakkak bir gün Erling Haaland'ın yüzlük kartını bu hesaba da çıkarırız ya. Çıkar bence bir gün. Çünkü Haaland o kadar fazla geliyor ki. Öteki hesapta 2 tane oldu. Daha 9. haftada 2 kere Erling Haaland. Yüzlük hem de. Bir kere bile olsun çıkaramadık. Bence bu hesaba da gelir. Hatta sene sonu en çok isteyip de çıkaramadığımız isimler var mı bu hesapta? Diğer hesapta da kaç kere gelmiş? Onun da karşılaştırmasını yapabiliriz. Erling Haaland'ı da kadroya alalım. 96'lıklar var burada. 95'lik var. Başka da yok galiba. 95'likten düşük. Haaland da 97 seviye. 3019 kolektif güce yükseldik ki daha kenarda 2000 e-futbol paramız da var. Kadro dışında da tabii bizim özellikle aldığımız 4 yıldızlı isimler falan da bulunuyor. Jason Fernandes 93'ten 96'ya çıkıyordu. Burada belki Ferran Torres var. Ama şimdilik antrenör harcamayalım. Laimer de 96 seviyeye kadar çıkıyor. Yani şunun yerine Burman'ın yerine anca yerleştirebiliriz. Ama pek kullanmayacağımız için şimdilik en azından antrenör harcamayalım onun için. Haftaya belki Laimer'in şu Burman'ın yerine yüksek seviyeli isim çıkarabiliriz. 3019 kolektif, diğer hesapta hiç kolektif güç arttıramadık. Burada 3013'tü 3019'a 6 sayılık bir yükseliş gösterdik. Farkı
6 sayı şimdilik azalttık. Daha da çok azaltırız ama acele etmiyorum arkadaşlar. Öyle doğru hamleler yapalım ki farkı bayağı bir kapatmaya çalışalım istiyorum. Her hesaba girdiğimizde o hesabı en güçlü hale getirmeye çalışacağız. O hesaba göre hamleler yapıyoruz. Sizler de bu kapışmayla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu kadromuz da ya maçlarda gayet işimize yarayacak bir kadro. Her bölgede alternatif futbolcularımız var. Orta sahada, savunmada, hücumda da özellikle Erling Haaland hamlesiyle 3 tane etkili forvetimiz oldu. Fakat savunmacı çok fazla. Kaç tane sağ bek var? Kadroda var. 2 tane yedeklerde sağ bek var. Başka da sağ bek yok. Sol bek var. Stoper var. Sürekli sağ bek çıkardık biz bu hesaba. Ki ilk başlarda ben bir de Albert Ferrer'i kullanıyordum. Maçlarda bayağı bir kullandık o zamanlar. 82 tane maç oynadık. Ne zaman yüksek seviyeliler geldi, Ferrer'i kadro dışına aldık. Şimdilik hesap kapışmasının 9. bölümünü burada sonlandıralım arkadaşlar. Fark birazcık kapandı. Tabi diğerinin kadrosu çok güçlü lahmacun hesabının ama yavaş yavaş bu hesapta güçleniyor ve hala cebinde çok önemli bir parası var. GP'si de var. Kaleciye baktım şimdi de keşke Onana yerine farklı bir kalecimiz de olsaydı. Donnarumma o paralı paketteydi. Yani gelen kaleci de yüksek seviyeli değil. Şu kaleciyi çıkardık. Bir seviye düşürüyor. Yine Onana'nın formu B formunda iyi ki. E bu hafta Manchester United galibiyet aldı. Belki Onana'nın formu yine yüksek olur mu? Son maçta 1-0'lık galibiyeti var. En azından formsuz gelmeyecek. O garanti. Umarım sizler de en çok istediğiniz futbolcuya tek atarsınız arkadaşlar. Rafadan yumurta hesabında atamıyoruz biz. Ama lahmacun hesabında ihtiyacımız olmasa da en yüksek seviyeli futbolcuya tek attık ama Musiala'yı çıkaramadık. Sizlere iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.